Herkese ama sevgili dostlar, ben PlayDD'mi Kıcan. Metro Exodus'un iki tane DLC'si varmış. Şimdi sizlerle birlikte bu DLC'leri oynayacağız. Metro serisi benim için bitmişti ama DLC'ler olduğunu unutmuşum. Yani bir de DLC serisi olacak elimizde. I'm sorry, I only got it now. I'll go through this snow-covered graveyard with a sieve, if that's what it takes to find the cure. As for Artyom, he feels his guilt. He wants to atone. I'll just have to see that atonement doesn't cost him his life. The important part is that I'm back in Metro, and no mutant can stop me here. Radiation on the surface is different, though. Frankly, I thought I was buying a one-way ticket for myself going in. You said you were close, but why do you need the Institute? You are persistent. We're on a mission, but that's all I can tell. But now, thanks to the green stuff given to us by Kirill, we both have a chance to achieve the goal and survive. So, Private, our team left. I'd better get ready to set out too. What about me, Colonel, sir? You'll stay here. I'm putting you in charge of communications. I need someone to coordinate the operation. Can you handle the responsibility? Yes, sir. I can. Good. By the way, Private, how did you live here before the riots, when there was still enough green stuff to go around? We did all right. But my dad was always out on a mission or a patrol. So you barely saw him? Oh, no. Dad did his best to come home earlier, especially on the holidays. We even spent the last New Year's together. Evet. Şimdi bu iki tane DLC'si var. Bir Sam'in görevi var, bir de Miller'ın görevi var. Albay'ın görevi. Aa, geçmiş efendi gidiyoruz. Demek ki uzun bir DLC olacak bu. Colonel Sir. The maintenance guys asked to remind you to burn all the slime around the pumps once you reach them. Uh-oh, I say the slime is done for. Colonel Klebnikov himself is taking up the flamethrower. Don't jinx it. As for flamethrower, where is it? Here you go, Colonel, sir. Mind you, it's quite heavy. I know. Is it pressurized? Should be, but I'd still check. The handle's on the side. Give it a pump or two if needed. If you want something done, you have to do it yourself. All right, I'm off. Give slime some hell, too. We'll do just that, sir. We certainly will. Break a leg. Break both. Oh, thanks. Evet sevgili dostlar, bu DLC'nin ismi iki albayın görevi gibi bir şey. Biri Miller, o albay, bir de bu albayımız var. Efendim bu ikisinin görevini birlikte yapmaya çalışacağız. Ya da şu birlikte hikayelerini paralel olarak devam ettireceğimiz bir DLC serisi. Çok uzun olacağını düşünmüyorum. Wow, böyle bir şey varmış. Bunlar şey yiyor, gaz yiyor. Tabi bu albayın cesetini bulduk. Öyle hatırlıyorum. Bunları temizlememiz lazım. Order to all groups. I just saw a fully grown worm, so watch out. Order, red one here. Roger that. Bunları mı yapmamız lazım acaba? Roger that, sir. Good. Böyle yakarak gideceğiz. Başka silahımız var mı acaba? Yok. Sadece bu silahımız var. Thank you.
Ustabaşının günü. İtiraf etmem gerekir ki şu an Andrei kafası iyi çalışıyor. Tünellerde kaybolmak çok kolay. Üstüne balçıkla kaplandığı zamanlarda haritayla bile yolunuzu bulamazsınız. Balçık öyle bir yayılıyor ki tünellerin şekli şemali tamamen değişiyor. Şu tabelalar cidden Tanrı'nın bir lütfu. Oldukça görünürler ve balıkçılara da dayanıklar. Balıkçılar dediği de herhalde o tuhaf yırtıklar. Eski tren yolundan dönerken bizim çocuklara biraz tabela getirmeni söylemiştim. Çok geçmeden bir sürü getirdi. Artık istesek de kaybolamayız. Ayrıca Oskom askerleri şuraya alev makineleri ziyaret etmeye karar verdikleri yönlerinde bulunma konusunda pek sıkıntı çekmezler. Bunu neden daha önce düşünemedim ki ben? Tabelaları getiren çocuk için bir ikramiye ayarlamalıyım. Hak etti. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane günlük varmış ve biz ikini bulduk. Bu da oyunun tahminen 1 saat falan süreceğini tahmin ediyorum. Bilmiyorum ama kaç saat. Allah! Oo. Animasyonlar iyiymiş. Umarım alev makinesiyle bunlar yaşıyor değil mi? Hepsi yaşayan organizmalar. Bu abimizin bir şeyi yok ne yazık ki. Şunu yakalım. Bu acil durum su takviyesi merkeziymiş. Lambalar bir yansın. Fenerimiz yok bari görelim. Az önce buraya gelen yaratığı öldürdük biz demek ki. Güzel. Şu an bu çalışıyor. Bizim bir başka motor çalıştırmamız gerekiyor. Burada. Şunu bir yakalım. Neymiş bu yanmış bu zaten. Şunlar da yanmış durumda. Okey. Bakalım gitmemiz gereken yer neresi? Yani şunu çalıştıracağız. Böylece suyu boşaltacağız. Tahliyesi yaptırıyoruz. Değil mi? Burada bayağı Ali'nin gözüne verdik ha. Sanırım bu taraftan gideceğiz. Güzel. Şurada bir şeyler var. Bunlar ne acaba? Sanırım bu kısmı bitirdik. Şuradan devam edeceğiz. Adamlar sırf bir DLC için mekanik yapmışlar. Mesela şeyde normal oyunda bu yoktu. Ya biz bunları alıyoruz da çantamız yok ki. Çantamızda bunları yapalım, üretelim. Yaşasın Oskom diyor. Tamam. Acaba şu delikten mi geçmemiz gerekiyor? Bir bakalım. Hayır, oradan geçecek bir yer yok. Şuradan geçmemiz gerekiyor desem oradan da geçecek bir yer yok. Ne yapmamız gerekiyor acaba buradan sonra? Bir masa bulsak da şey yapsak, bir şeyler üretsek. He, buradan gideceğiz.
Aa, bizim maskemiz şu an var mı yüzümüzde? Buradan nereye gitmemiz gerektiği de belli değil. Allah. Ne pismiş lan bunun diyasisi. Yalnız güzel yanıyorlar, yalan yok. Bak bu küçükler. Daha sonra büyüyorlar. Biz buraya geldiğimizde büyümüş oluyorlar. Red 3, you don't need explosives. Just find the valve that stops the water flow. Roger that, Alder. Alder, Red 3 here. I found the valve and I'm proceeding as planned. Good job, Red 3. Her şey diyorduk ki ulan şunları bir yaksak, şunları bir yok etsek ne güzel olur diyorduk ya. Galiba buradan gideceğiz. Ha yok, buradan gidilmiyor. Şuradan mı gideceğiz? Ha tamam, gideceğimiz yer belli oldu. İyi, benzin bidonu bulduk. Oldukça pis bir bölüm ama yani görsel olarak rahatsız edici bir bölüm ama şey de çok sıkıntı değil. Oynaması çok zor değil. Elimizde şeyde hiç olmayan bir silah var. Ne oluyor lan? He, buraya gitmemizi istiyordu. Ama elektrik yok. Elektrik olmadığı için gidemiyoruz. O ne be?
Oh. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir sürü akü var, batarya var. Biz Artium'la buralara girdiğimizde bu bataryaların çoğu kurumuş, yok olmuş, çalışmaz hale gelmiş, paslanmış durumdaydı. Şimdi Artium'un notlarında sürekli bir albaydan bahsediyordu. İşte kapıları kapatan, buradaki olayları organize eden, düzeltmeye çalışan bir adamdan bahsediyor kendi çapında. Şu an o albayı oynuyoruz. Bu DLC bunu anlatıyor. Tabii sonrasında yine yeniden Miller'a dönüp Miller'a oynayacak mıyız bilmiyorum ama bir süre, birkaç yıl Artium'un geldiği dönem, birkaç yıl gerisindeki olayları aslında yaşıyoruz. Serimiz devam edecek. Burada bitiriyorum bu videoyu. Bir sonraki video, bir sonraki gün bu seri devam edecek arkadaşlar. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.